Bu Mayıs'ın ikinci haftasında Fenerbahçe kupayı kaldırsa, Fenerbahçe'nin hocası masada kazanılıyor dedi. Galatasaray yöneticisi ayak oyunları var diyor. O zaman kim kazanırsa kazansın insanlar diyecek ki ayak oyunları, masa başı tezgahları siz mi çevirdiniz? 3-4 tane çöpü Fenerbahçe'ye topçu diye aldırıp sonunda da bak ben bu ligde şampiyon oldum dese Süper Lig'deki diğer bütün kulüplere şu demektir bu. Arkadaşlar ben bir yandan parayı yerim, bir yandan da hepinizin içinden geçerim demektir. Büyük karizma koyar. Olamazsa kepaze oldu ama. Bursa Spor'un şampiyon olan takımından sonra Süper Lig'de şampiyon olan en kötü kadro o Beşiktaş takımı. Ya bence Sergen Yalçın bir medya canavarı. Hakikaten bir televizyon canavarı. Manşet olmak isteyip olamayacağı hiçbir an yok. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bana 20 milyonluk sivil toplum örgütleriyle bizi hakemler alaşağı etmeye çalışıyor deyince ben inanmıyorum. Kimse size operasyon çekemez kardeşim. Kötü hakemler var. Bir gün işine yarıyor, bir gün yaramıyor. Hepsi bu. Göreyim diyorum ya, bu çok bir istek. Annem de memur, babam emekli asker. Ankara'da ortalama bir hayatım vardı. Komik bir şey yoktu. Monotonluğun içinde bir hayatım vardı. Her şey belliydi yani. Yemeğe çıkılacağı zaman da belliydi, tatile gidileceği zaman da belliydi. Değişik bir şey olmazdı. Doğuştan gibi. Ben mesela kreşte de hocalarımı güldürürdüm. Tatile giderdik, oradaki kadınlar vardı, onları güldürürdüm. O asker eşleriyle falan muhabbet ederdik. Onlar benim masalarına oturturdu. Daha böyle okuma yazma bilmiyorken onlarla muhabbet ederdim. Bir şekilde çene çalarak para kazanacağım belliydi. Para kazanma noktasına çok geç gelindi. Yıllarca işte Twitter'da bir hesabım vardı. Orada böyle 1000-2000 kişi beni takip ediyordu. Orada arada sırada Periscope diye bir uygulama vardı. Onda telefonu kamerayla böyle ters koyar, siyah ekranda yayın açardık. Böyle sıfır gelir yani hiçbir şey bilmeden. O dönemler Türkiye'de Twitch varmış, millet bu işlerden para kazanıyormuş, abonelik, bilmem ne, YouTube, cart curt hiçbir şeyden haberim yok. Periscope'da bedava konuşuyorum, yüzlerce binlerce kişi dinliyordu yani bedava. Sonra onu uzun süre bir yapmadık, bir şeyler oldu, sosyal medyadan sıkıldım, uzaklaştım. Derken aklıma geldi, dedim ki yani Twitch'te yayın yapsam, hani muhabbet etsek, sohbet etsek, hani o yazamadıklarımı, yazıya dönüştüremediklerimi yayında söylesem, yayında muhabbet etsek nasıl olur? Güzel oldu. Gittikçe büyüdü. Ben 2019'un yazında bir bilgisayar toparladım. 1000 euroya, hiç unutmuyorum, Viyana'da. O 1000 euroluk bilgisayarla yayınlara başladım. Yayınlara başladıktan sonra yine bir şey oldu böyle, bırakma noktasına geldim. Sonra 2019'un kışında yine başladım. İşte biraz para kazandım, kamera aldım, biraz para kazandım, mikrofon aldım falan filan derken işler büyüdü. Ondan sonra bu Twitter'daki hesap başladı. Twitter'daki mizah dönmeye başladı, klipler dönmeye başladı. Klipler çok yürüdü, çok büyüdü. Ondan sonra Twitter büyüdükçe Twitch de büyüdü bu sefer. Yani karşılıklı birbirlerini çok büyüttüler. Bir anda büyüdü. Ben de anlamadım. Ben bazen şaşırıyorum. Sokakta falan tanıyoruz, seviyoruz falan dendiği zaman şaşırıyorum. Yani kendime konduramıyorum hala. Otobüs şoförünün bile muavini var. Tır şoförlerinin hepsi TikTok'ta yayın açıyor. Verstappen kadar yalnız araba kullanan bir adam ben daha görmedim. Yapayalnız adam 70 tur attı evine döndü. Bu kadar hüzünlü bir meslek hayatımda görmedim. Ya sokakta çok iyi tepkiler oluyor. Şaşkınlık verecek derecede iyi oluyor. Beşiktaş maçlarına falan gittiğim zaman yürüyemiyorum yani stada kadar. Çok acayip oluyor. Yaptığın iş küçümsendiği oluyor. Seni sevmeyen adamda şöyle bir şey oluyor. Ne yapıyor ki? Ne yapıyorsa yap. Elini tutan yok ki. Çok basit bir şey Twitch'te hesap açmak ve yayın açmak. O kadar basit ki ben yapabiliyorum. Ben bir teknoloji özürlüsüyüm. Twitch'te yayın yapıyorum. 3 seneyi geçti yayın yapıyorum. Demek ki yani benim gibi bir teknoloji özürlüsü bile 3 senedir bu işi yapıyorsa, eğer benim yaptığım iş çok kolaysa yarın başlayın. Çok kolay bir iş o demek ki yani. Herkes yapabiliyorsa yapın. İlk başladığım gün bir cebimize harçlık olur diye girmiştim ya. Vallahi yalan olmasın cebimize harçlık olur diye girmiştim de. Bugün geldiği noktada bile o durduğum yerden yetinmemem gerektiğini söylüyorlar. Daha da büyüt, şöyle yap, böyle yap. Bir sürü kariyerimle ilgili yön veren insan var. Ama başladığım gün vallahi niye başladın dersen cebimize harçlık olsun diye başladım. Yani oradan bir gelir, bir işte bir 200-300 dolar para gelir. 200-300 dolarla işte bir teknolojik bir alet alırım, bir şeyi yenilerim. Evimin bir eksiğini gediğini kapatırım diye girdim. Benim için çok piyango bir iş ya. Ev, araba alınabilecek böyle bir parayı kazanabilecek yani top 5 yayıncıdır. Ki onlar da şu anki aylık gelirleriyle değil, bugüne kadarki kazandıklarıyla almışlardır. Bugün Türkiye'de şu TL kuruyla, emlak fiyatlarıyla, bu araba fiyatlarıyla bir Twitch yayıncısının evet arkadaşlar ben 6 aylık gelirimle gittim bu arabayı aldım deme imkanı yok. Bunu Twitch yayıncılarının kazandığı paraları kıskanarak bakan herkese söyleyeyim. Öyle paralar yok. Ha, iyi yaşıyoruz ama o kadar. Bugün yaşıyoruz. Yarın bu yayın işleri olmazsa ne yapılacağına dair
Yayıncıların da kafasında dev soru işaretleri var. Çünkü bu bir yandan da inanılmaz biriken bir musluk değil. Bu sadece bizim susuzluğumuzu gideren bir musluk. İnsanın girebileceği en acımasız hapishane insanın korku içinde yaşaması. Gerek yok korkmaya. Ne olabilir ki diyeceksin. Ben öyle diyorum, ne olabilir ki? Ya aldım da ne önemi var ki? Adam bulacağım seni, döveceğim diyor. E dövdün beni, ne olacak? Bir hafta sonra yine yayındayım. Yine 10 bin izleniyorum. E sen bir hafta sonra yine kendi sefil hayatını yaşayacaksın. E beni dövsen ne geçecek eline? Adam bulayım seni, döveyim diyor. Okey. Türkiye'deki en büyük sorun benim gördüğüm şu. Bir kupa var, sene sonu alınacak. Bir takım alacak. Bu kupa için çoğunlukla 3, bazen 4 takım sıkı bir yarışa giriyor. Bu takımlardan ikisi bazen düşüyor. Bazen üçü düşüyor 40 yılın başı. Ama mutlaka bu kupa için bir savaş oluyor. Ve Mayıs'ın son haftası o kupa göklere çıkana kadar biz o kupayı değersizleştirmek için, o kupayı alaşağı etmek için her şeyi yapıyoruz. Masada oynanıyor, kirli oyunlar oynanıyor, operasyonlar yapılıyor, kirli bir düzen var, her şey berbat, çok kötü bir lig, tiyatro ama sonunda kupayı kaldırıyorsun. En güzel kupa bu kupa. E peki berbattık, kirli düzendi, tiyatroydu. Ne oldu onlar? Niye itibarsızlaştırdın? Ondan sonra da o kaldırdığın kupadan saygı alınmasını bekliyorsun. E sen kupaya saygı göstermemişsin ki sana insanlar kaldırdığın kupa için saygı göstersin. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ın hakkının yendiğini hissettiğim an da oluyor. Biz taraftarız, içgüdü bu. Taraftar bağırır. Taraftarın içinden bu gelir. Ama bir yönetici şunu her zaman düşünmeli. Bu Süper Lig satılan bir şey. Bunun bir değeri var. Sen bunu ne kadar alaşağı edersen, senin takımın da o kadar alaşağı gidiyor. Sen bunu ne kadar dibe çekersen, sene sonunda kazandığın kupanın değeri de o kadar düşüyor. Hiçbir yönetici, hiçbir teknik direktör, hiçbir başkan, hakemlerle ilgili, TFF ile ilgili bana kalırsa konuşmamalı. Ve böyle bir kural da olmalı. Konuşamaz diye. Ama şu an konuşan yöneticilere kızıyor musun dersen kızmıyorum. Çünkü ilk kimin bunu başlattığı, ateşi kimin yaktığı belli değil. Artık biri konuştuğu zaman diğerini de konuşmazsa kulübünden bu sefer tepki görecek. Siz diyecek yetersizsiniz. Siz bu lafı yediniz, bak bu hafta penaltımız verilmedi. Böyle olan bir düzende ne Dursun Özbey'e, ne Ali Koç'a, ne de Ahmet Nur Çebi'ye hakemlerle ilgili, TFF ile ilgili konuşuyorsun diye kızabilir misin? Kızamazsın. Benim TFF başkanlığım gibi bir durum olsa ben bunu tamamen yasaklarım. Çünkü arkadaşlar biz bu tencereden hep beraber pilav kaşıklıyoruz. Tencereye niye tükürüyorsunuz ya? Tencereye niye pisletmeye çalışıyorsunuz? Ya bu sonunda bu pilavı biz yiyeceğiz. Buradan gelecek parayı hep beraber yiyeceğiz. Buradan gelecek yayın gelirlerini hep beraber yiyeceğiz. Bu ligi hep beraber satmaya çalışacağız. Niye bunu bir tiyatro gibi göstermeye, bir oyun oynanıyor gibi göstermeye çalışıyoruz? Oyun falan oynandı da yok bu arada. Yani Türkiye'de hakemler çok kötü. Türkiye'de bütün meslek gruplarında kötüler var. Hakemlerin içinde de kötüler var. Kötü hakemler var, kötü performanslar var. Her sektörde olduğu gibi hakemlerde de kötüler var. Ama Galatasaray operasyon yapılıyor, Fenerbahçe operasyon yapılıyor. Türkiye'de MHK değil, herhangi bir siyasi parti bile 30 milyonluk, 25 milyonluk bir camiayı karşısına alabilecek güçte ve dirayette değil. O zekada da değiller, o yetenekte de değiller. 25 milyon insanı karşına alamazsın. Ne yaparsan yap alamazsın. Üçüncü ligde bizim bir takımımız vardı, onu hakemler küme düşürdü. Onu bilmem. Olabilir. Orada bir katakulliye getirmiş olabilirler. Ama Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bana 20 milyonluk sivil toplum örgütleriyle bizi hakemler alaşağı etmeye çalışıyor deyince ben inanmıyorum. Ve gülüyorum. Bana komik geliyor. Kusura bakmasınlar, kendi kulübüm de komik geliyor. Kimse size operasyon çekemez kardeşim. Ya öyle bir dünya yok. Operasyon falan yok. Kötü hakemler var. Bir gün işine yarıyor, bir gün yaramıyor. Hepsi bu. Ama konuşulmaya devam ettiği sürece bu sefer lig kötü olacak. Bu sefer kupa kötü olacak. Değersizleşecek. Bu Mayıs'ın ikinci haftasında Fenerbahçe kupayı kaldırsa. E Fenerbahçe'nin hocası masada kazanılıyor dedi. E Galatasaray'ın yöneticisi ayak oyunları var diyor. O zaman kim kazanırsa kazansın insanlar diyecek ki ayak oyunları, masa başı tezgahları siz mi çevirdiniz diyecek. Bu tarz laflara gerek yok. Ben bunları sevmiyorum. Ya büyük hoca mutlaka. Yani kötü hoca kaşesi almıyor zaten. Büyük hoca kaşesi alıyor. Ama bana sorarsan Türkiye'ye koparmaya gelmiş. Yani yolunda 3 tane 4 tane topçu çaktı. Ya Avrupa'da bir gösterdi kendini. Bir son 16 falan yaptı. Şimdi tatilde. Dinleniyor. Döner şampiyon olur mu? Olabilir. Olursa da bana der ki bak
Ben hem topçuyu çakarım hem de böyle şampiyon olurum der. O zaman da bana çakar. Yani şampiyon olsa müthiş karizmatik bir olay. Yani 3-4 tane çöpü Fenerbahçe'ye topçu diye aldırıp sonunda da bak ben bu ligde şampiyon oldum dese Süper Lig'deki diğer bütün kulüplere şu demektir bu. Arkadaşlar ben bir yandan parayı yerim, bir yandan da hepinizin içinden geçerim demektir. Büyük karizma koyar. Olamazsa kepaze oldu ama. Vallahi çok başarılı bir hoca. Ben Beşiktaş'a gelsin çok isterdim. Abdullah Avcı yerine Okan Buruk'u getirseler çok isterdim. Her zaman ben hem Rize'de hem Akhisar'da çok beğendiğim bir hocaydı. Galatasaray'da da gayet iyi yönetiyor ama Galatasaray'da çok gergin. Çünkü Galatasaray'da çok star olduğu için, çok iyi bir kadrosu olduğu için Galatasaray'ın Okan Hoca'da biraz şeyi görüyorum. O Başakşehir'deki başarısız sezonun ardından burada da yapamazsam bana dair soru işaretleri artar mı gibi bir stres görüyorum. Çok stresli. Maç bittiğinde mesela pamuk gibi oluyor Okan Hoca. Tribünlere koşturuyor, gülümsüyor. Maç içinde mesela topu yırtacak neredeyse stresten. Kazanınca bir anda rahatlıyor. Ya bence Sergen Yalçın bir medya canavarı. Hakikaten bir televizyon canavarı. Manşet olmak isteyip olamayacağı hiçbir an yok. Birilerini etkilemek, influence etmek isteyip etkileyemeyeceği hiçbir olay yok. Ama Beşiktaş'ın kadrosunu, gençlerini, oyunu buyunu emanet eder misin bir daha dersen etmem. Ama edilirse başarılı olur mu? Büyük ihtimalle de olur. O şampiyonlukta büyük hisseyi Sergen Yalçın'a veririm. Çünkü inanılmaz kötü bir takım. Bence Bursaspor'un şampiyon olan takımından sonra Süper Lig'de şampiyon olan en kötü kadro o Beşiktaş takımı. Öyle bir takımı şampiyonluğa taşımak inanılmaz bir şey. Üstüne bir de Türkiye Kupası aldı. Hocalığını beğenmiyorum. Tarzını da beğenmiyorum. O tarz bir adamın Beşiktaş'ın teknik direktörü olmasını istemem. Beşiktaş'ın efsanesi midir? %100 efsanesidir ki zaten bunu bir değerlendirmek de bana düşecek bir şey değil. Seven adamın da niye sevdiğini çok iyi anlıyorum. Beşiktaş'ta bu kadar güzel anı yaşamış, yaşatmış bir adamın sevilmesine de son derece saygı duyuyorum. Ama o tarz bir adamın Beşiktaş'ta bir daha teknik direktörlük yapmasını istemem. Çok rasyonellikten uzak. Çok bilimden uzak, çok gerçeklikten uzak, realiteden uzak bir adam. O tarz bir adamın Türkiye'de başarılı olma ihtimali var mı? Maalesef var. Ama ben Beşiktaş'ın başında öyle bir adam olsun bir daha istemem. Kendi fikrim yani. Koy iyi adamı koy oynasın ya. Delirdim ya. Millette Zaniolo var, herifi düğüne bile çağırdılar son bir haftada. Düğünde bile oynadı. Kalk lan Zaniolo sen oyna. Yani adam alıyor oynatıyor. Çok gerildi işler. Bir öngörü yapmak çok zor. Mayıs'ta bir de seçim de var. Herhalde millet Mayıs ayında gerginlikten kimse sokağa çıkmasın. Hakikaten niye baktın niye dayak yersin yani. Çok zor bir Mayıs Türkiye'yi bekliyor. Mayıs ayında ben de yayınlarda hiç şaka yapmamayı düşünüyorum. Bir ay şakaları ara. Ya ben oturduğum yerden hiç oynamadan eleştiriyorum ve izleniyorum. Bence insanların konuşması gereken şey bu olmalı. Demek ki oynamaya gerek yok. Formula 1 ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yorumlarım çok ciddiye alınıyor. Son söylemek istediğim şey bu. Bu kadar ciddiye almayın. Bu kadar ciddiye alınacak bir adam değilim. Hoşçakalın. Ya bu duran top taktiği nereye olan? Neyine verdin? Ondan çalsa 17-18 olur. Top galiba hoşlanmış da olabilir Zaniolo'dan. Böyle bir kıstırıyor gibi oldu. Ama 90 dakikanın bitmesiyle sağ salim evine ulaşırsa kalan sürede Galatasaray'a çok büyük fayda sağlar.